dinemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Kassel'in Südstadt bölgesinde salı günü akşamı Heinrich Heine Strasse'deki kablolarda meydana gelen arıza nedeniyle elektrikler kesildi. Niedertsweren, Wellheiden, Mitte, Fulda, Waldau, Unterneustadt, Karlsauer, Südstadt bölgesinde yer alıyor. Elektrik Dairesi basın sözcüsü Piyanka, elektrik kesintisinin Heinrich Heine Strasse'deki düşük voltaj kablosunun arızalanması sonucu yaşandığını söyledi. Bu nedenle saat 20'den 2'ye kadar bölgeye elektrik verilemedi. Elektrik kesintisinden çok sayıda ev etkilendi. Arızalı kablonun onarılmasıyla saat 2'den itibaren elektrikler verilmeye başlandı. Geçtiğimiz yılda gazetecilerin çalışma koşulları dünya çapında kötüleşti. Bu sınır tanımayan gazeteciler örgütünün basın özgürlüğü raporunun açılışında yaptığı açıklama. Bundan başka demokrasinin olduğu ülkelerde de bağımsız medya güçlü bir şekilde sınırlandı. Raporda liderlerin medya düşmanı söylemi Baskıcı yasalar ve siyasetin nüfus kurma çabaları dünya çapında gazeteciler ve medya mensuplarının durumunun kötüleşmesine katkı sağlamaktadır ifadesi yer aldı. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün sözcüsü Rediske, demokratik ülkelerdeki kötü gidişatın endişe verici olduğunu belirterek Amerika Birleşik Devletleri, Polonya ve İngiltere gibi ülkelerde lider politikacıların gazetecilere yönelik küçümseyici tavırlarını gizlemekten sakınmadıklarını söyledi. İncelenen 180 ülkenin yaklaşık 3'te ikisinde durum kötüleşti. Raporda demokratik ülkelerde siyasetçilerin gazetecilere sözlü olarak saldırmaları, hükümetlerin istihbarat teşkilatlarının gözetleme yetkilerini artırmaları ve gizli belgeleri ifşa edenleri tehdit etmeleri gerekçe olarak gösteriliyor. Basın özgürlüğünün en iyi olduğu ülkelerse Norveç, Finlandiya, İsveç olarak sıralandı. Almanya ise 16. sırada yer aldı. 180 ülkenin yer aldığı basın özgürlüğü endeksinde Türkiye bu yılda 4 basamak gerileyerek 155. sıraya düştü sınır tanımayan gazeteciler örgütü Türkiye'nin son 12 yılda basın özgürlüğü endeksinde toplam 57 basamak gerilediğine dikkat çekiyor. Bu da bize toplumsal koşulların zihinsel ve teknik gelişmeyi ilerletirken yaratıcılığın gelişmesini engellediğini gösteriyor. Teknik ve zihinsel gelişme insanların kontrol edilmesine yarayacak şekilde kullanılarak onur, dayanışma, doğruluk gibi yüce eğilimleri yenilgiye uğratıyor. Hükümet muhtemel gülen yapılanmasını çökertme politikasına devam ediyor. 81 ilde düzenlenen baskınlarda çoğu polis olmak üzere bin kişi gözaltına alındı. 3.224 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaki başarısız darbe girişiminden Gülen Hareketi'nin sorumlu olduğunu iddia ediyor. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu ana kadar 72 ilde 1009 mahrem imam gözaltına alınmıştır. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından önemli bir adımdır dedi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre darbe girişimiyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'de 10.700'ü polis ve 7.400'ü askeri personel olmak üzere 47.000 kişi tutuklandı. Bundan başka kamuda çalışan aralarında hukukçu, polis ve subayların da bulunduğu 120.000 kişi de işten atıldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi AKP'mi salı günü Avrupa Konseyi üyeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye'nin denetime alınmasını kararlaştırdı. Türkiye böylece denetime dahil edilen ilk Avrupa ülkesi oldu. Karar Strasbourg'da toplanan AKPM Genel Kurulu'nda düzenlenen Türkiye'de demokratik kurumların işleyişli başlıklı oturum sonunda alındı. Türkiye'nin denetim sürecine alınmasını öngören karar tasarısı 45'e karşı 113 oyla kabul edildi, 12'ye çekimser kaldı. Karar metninde Türk hükümetinin o hal uygulaması altında Türk anayasası ve uluslararası hukuk kurallarının ötesine geçerek orantısız önlemler aldığı ifade ediliyor. Örnek olarak kanun hükmünde kararnamelerle on binlerce devlet memurunun işine son verilmesi gösteriliyor. İfade ve medya özgürlüğüyle yargının bağımsızlığı konularında ise gazetecilerin tutuklanması ve muhalif gazetelere yönelik baskının demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğu belirtiliyor. 154 parlamenterin dokunulmazlığının kaldırılmasıyla Türkiye'de meclisin işleyişinin baltalandığı bu kapsamda çok sayıda milletvekili tutuklu ADP'nin 16 Nisan referandum için kampanya yürütemediği, bunun da demokratik tartışmayı kısıtladığı vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin Türkiye'yi yeniden denetlemeye alması kararını siyasi bir karar olarak yorumladı ve Türkiye'nin kararı tanımayacağını söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Erdoğan, istedikleri kadar böyle bir karar almış olsunlar. Çok da büyütmüyoruz. Bu karar alınmıştır ve geçmiştir dedi. <laughs> Wisba'ndaki bir okulda iki çocukta akciğer veremi tespit edildi. Hastalık Şubat ayında bir kız çocuğunun hastalanması sonrası yapılan tarama sonucu ortaya çıktı. Şubat ayında Vispanen'deki ilk okulunda ikinci sınıf öğrencisi bir kız çocuğu akciğer veremine yakalanmıştı. Bu nedenle kız çocuğuyla yakın ilişki içinde olan 7 yaşındaki 127 çocuk muayene edilmişti. Testler sonucu bunlardan ikisine veren mikrobunun bulaştığı ortaya çıkmıştı. Akciğer veremi ancak hastayla aynı mekanı paylaşmak gibi yakın ilişki içinde olunması durumunda bulaşıyor. Veren mikrobu taşıyan iki çocuğun verem hastası olmadığı ve mikrobun bulaşması olasılığının bulunmadığı açıklandı. Şubat ayında hastalanan çocuğun tahminen mikrobu yaz tatilinde yurt dışından kaptığı belirtildi. Sağlık dairesi verilerine göre Wiesbaden'da her yıl yaklaşık 30 kişi akciğer veremine yakalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü günde 5000 kişinin hayatına mal olan veremin en ölümcül bulaşıcı hastalık olduğunu açıklamıştı. Örgüt hükümetleri tüberkülozla mücadele gayretlerini artırmaya çağırmıştı. Bu hastalığa en çok fakir, zayıf ve sosyal bakımdan dışlanmış insanlar yakalanıyor. Tüberküloz aynı zamanda göçmen, mülteci, tutuklu, etnik azınlıklar, çocuk ve yaşlıları da tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü 2015 yılında 10 milyon 400 bin kişinin tüberküloza yakalandığını ve bunlardan 1 milyon 800 bininin hayatını kaybettiğini açıkladı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrini oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için.